Underrated kavramını duymuş muydunuz? Kısaca ortaya konan iş hak ettiğinden daha az değer görürse underrated oluyor efendim. Titanfall 2 hakkında internette küçük bir araştırma yaparsanız bu kavrama sürekli rastlayacaksınız. Sebebine bakacak olursak, Titanfall, Call of Duty markasından koparak ayrı bir stüdyoya dönüşen Respawn Entertainment'ın geliştirmesi ve EA'in yayınlamasıyla 2014 yılında online tabanlı bir FPS shooter oyunu olarak raflardaki yerini aldı. Oyunun temeline epey kafa yorulduğu belliydi. Mekanikler çok sağlamdı ve bir yandan hızlı, akrobatik bir oynanış, öbür yandan da yürüyen bir tank olma hissini çok iyi verebilen bir oyundu. Batı yapımı mecha konseptinde iş bulabilmek de ayrı bir ilgi çekiciydi. Fakat bununla birlikte kendi çapında bir lore'a sahip olsa da hikaye modunun bulunmaması bence büyük bir eksiydi. Kendinizi tamamen online tabana yaslıyorsanız ve yeterince inovatif fikriniz yoksa, oyunu canlı tutamıyorsanız, her sene birkaç tane gördüğümüz ve bir yıl sonra sönerek hit oyunlar mezarlığına gömülmek kaçınılmaz son. Titanfall'a da tam olarak bu oldu. Büyük bir gazla çıktı ve kısa süre sonra da o doğal gaz yatağı ufak zararsız bir sesli osura dönüştü. Yapılan dev pazarlama kampanyalarına da yazık oldu demek isterdim ama benim pek de umurumda olmadı. Aksine EA'den nefret ettiğim için mutlu bile oldum denilebilir biraz. EA Games'i. 2 yıl aradan sonra 2016'da Titanfall 2 çok daha mantıklı bir çıkış yapma şansı varken bu sefer EA'in sığırlığı yüzünden canım oyun resmen piç edildi. Nasıl piç edildiğini de hemen anlatayım. Titanfall gibi zar zor ayakta kalan bir seriyi FPS tarihinin iki devi, Call of Duty ve Battlefield ile aynı tarihte çıkartmaya karar verdiler. Mallık henüz bitmiş değil, bekleyin dahası var. Battlefield kime ait biliyor musunuz? Şaşırırsınız ama yine bu sığırlara ait. Tekrar ediyorum, EA denen sığır, kendi yayınladığı iki oyunu yine kendi aralarında rekabete sokarak birinin diğerini ezmesine izin verdi ve büyük balık Battlefield 1'de küçük balık Titanfall 2'yi yedi tabii ki. Oyun çıktığında kimse takmadı usta. Anca aylar yıllar geçti insanların kafasına dank etti. Sonra herkes aa oğlum aslında iyi oyunmuş lan diyerek misyonerliğe büründü. Neyse sakinleşip oyuna dönelim. Titanfall 2 bu sefer mütevazı bir hikaye modu da bulunduruyordu. Ve o hikaye modu sayesinde video oyun tarihindeki en kült kitlelerden birinin de sahibi oldu. O külte ben de üyeyim bu arada. Hi-Fi Rush videosunun sonunda kurduğum bir cümle vardı hatırlıyor musunuz? Bir ürünün kalitesine beklentilerimiz karar verir. Önemli olan beklentileri kontrol altında tutabilmektir demiştim. Bugün bu tezimi video oyun tarihinde en iyi destekleyebilecek oyunlardan birine bakacağız. Hikaye, şaşırırsınız ama görüp görebileceğiniz en sıradan ve klişe savaş hikayelerinden biri. Ana karakterimiz Cooper, pilotluk eğitimi devam eden, hevesli ama pek de bir boka yaramayan dümdüz bir piyadedir. Bir operasyon sonucu komutanımızı kaybederiz ve son anlarında kendi Titan'ını bizimle eşler. Biz de bir çaylak olarak düşman hattında bizden daha tecrübeli Titan'ımız ile gizli bir göreve doğru yola çıkarız. Bu yolculuk boyunca da biricik yoldaşımız Titan'ın yapay zekası BT-7274 bizi hem eğiterek donanımlı bir askere çevirir hem de sürekli birbirimizin arkasını kollayarak robot ile duygusal olarak bir bağ kurarız. Titanfall 2 3-4 saatte oyun standartları için çok kısa bir hikaye modunda Titan'ınız ile o bağı çok başarılı bir şekilde kurdurtabiliyor ve bunu da aslında sayısızca gördüğümüz klişe hikayeyle yoldaş hayvan ya da robota sempati duyabileceğimiz özellikler vererek sağlıyor. Ana karakter Cooper, empati kurulması oldukça kolay ve sıradan bir karakterken bütün büyü BT ile aramızda geçen diyaloglarda. Hatta sırf Cooper'ı kendimiz gibi görebilmemiz için yüzü gözükmüyor, üstüne bir de diyalog seçimleri bile koymuşlar. Buna karşın BT'nin insani özellikler göstermesi, şakaları anlamayıp absürt diyalogların çıkması, bizi üstlerimize karşı savunması, hatta bizim için kendini birden fazla kez feda etmesiyle kısacık bir sürede öyle tatlı bir bağ kuruyorsunuz ki oyunun sonunda ekran karşısında BT için bir dakikalık saygı duruşuna kalkasınız falan geliyor. Yoksa denklemden BT'yi çıkarırsak bir piyade sıka sıka giderek büyük bir silahın yapımını önlüyor ve hikaye bitiyor. Ne bir karakter var ne doğru düzgün bir baş düşman. Oyunda gördüğümüz dost karakterler kişiliksiz NPC'lerden başka bir şey değil. Dönüp diğer tarafa bakarsak da düşman vasfını taşıyabilecek sadece dandik diyaloglardan ibaret kalan bir paralı asker grubu var karşımızda. Ama dediğim gibi BT'nin denkleme güzel bir şekilde entegre olması ile hikaye bir anda birkaç level atlıyor. Şimdi
Oynanışa geçtiğimizde ise yine şaşırırsınız ama birlikte çıktığı Call of Duty Infinite Warfare'den de Battlefield 1'den de çok daha eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ama şu özür dilerim. Oynanış aslında ilk oyundaki temelleri daha akıcı bir şekilde bizlere sunuyor. Duvarlardan yürümeler, double jump'lar, yerlerde kaymalar, uçmalar, kaçmalar. Karakter kontrolü cidden çok zevkli. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir kontrol şeması. Yakın dövüş, mili saldırılar, düşmanı kodumu uçuruyor. Hatta denk getirmeniz durumunda havalı bitiriş animasyonları bile var. Silahların ağırlığına gelecek olursak, vuruş hissi kendine has ses ve görsel dizaynı ile uzay teknolojisi ve bildiğimiz klasik silah modellemelerinin basit sentezlerinden oluşmakta fakat vuruculukları oldukça iyi. Silah tepmeleri ve sesler, düşman animasyonları ve efektler gayet güzeller. Fakat asıl tatmin kısmı oyunun diğer ana karakterinde. BT'yi yani Titan'ımızı kullanmak olması gerektiği gibi tam bir güç fantezisi. Cooper ile oyundaki zorlu birkaç düşman tipiyle mücadele ederken akrobatik ama bir o kadar kırılgan bir karakterle vurkaç şeklinde oynarken Titan'a atlayıp o sıka sıka bitmeyen düşmanları ezici güç ile darma duman etmek var ya nasıl tatmin edici. Silah çeşitliliği Cooper için dikkatimi çekmedi. Çok daha teknolojik silahlar görmeyi beklerken bildiğimiz otomatik yarı otomatik tüfekler, pompalılar ve uzun namlular dışında bir şey yok ve bildiğimiz klasik silah tipleri olduğu için çok da özel hissettirmiyorlar. Ama diğer yandan BT'nin silah ve hareket çeşitliliği için daha yaratıcı olunabilirmiş, bir noktaya kadar da olunmuş. Titan'a özel 8 adet hikayede ilerledikçe açılan ve istediğimiz an değiştirebildiğimiz silah seçeneği var. Ve her silah 3 adet unik aktif yetenek ve 1 adet de ulti yeteneği ile geliyor. Her biri de ayrı ayrı tatmin edici. Minigun'ından bomba atarına, sniper'ından devasa bir kılıca çeşitlilik bol. Temel oynanıştaki sağlamlık zaten Titanfall'un ilk oyunda da sağlam olduğu bir noktaydı, 2'de de hala öyle. Fakat görev ve harita dizaynlarına bakarsak işte burada şov yapılmış. Oyun mekanikleri size adım adım çok iyi öğretirken, bölüm bölüm farklı mekanlarda oraya özel mekaniklerle 3-4 saat boyunca sürekli farklı şeyler yaptırıyor size. Çeşitlilikten kastımı biraz açmak istiyorum çünkü Call of Duty ve Battlefield bölüm tasarımlarına baktığımızda bu oyun harbiden underrated kalıyor. Oyun ilk bölümlerde mekanikleri öğrettikten sonra her bölümde daha da açılıyor. Yani bu da ne demek? Oyunun temposu çok başarılı. Sakin bir tempo ile başlayıp sonuna kadar ivmelenen ve sonunda climax'ini yaparak biten, insanı yormayan, aksine gazlandıran bir tempo. Bir bölümde kapana kısıldığımız bir simülasyondan kurtulmaya çalışıyoruz. Daha sonraki bölümde ise ürpertici zombi robotların ve hayvanların bulunduğu terk edilmiş bir bölgede buluyoruz kendimizi. Burada zaman atlamaları yapan bir cihazla bastığımız gibi iki farklı zaman dilimi içerisinde anlık dolaşabildiğimiz, herkesin konuştuğu çok sağlam bir bölüm var. Bu bölüm başlı başına teknik bir başyapıt. Yükleme ekranı olmadan teknik illüzyonlar yardımıyla atlamalar yaparak bölüm dizaynının değiştiği acayip bir bölüm. Gerçekten helal olsun nasıl yaptılarsa. Ya da yine devamında başka bir cihaz yardımıyla puzzle platformikler çözerken göklerde kartal gibi takılıyoruz. Daha sonra da ordu ile birleşip son kez bütün titanlarla meydan muharebesine girişiyoruz. Yani sözünüzü çeşitlilik bir shooter oyunu için bayağı iyi arkadaşlar. Bu arada bahsetmeden geçemeyeceğim. Finalde BT'nin bize verdiği şu düşmanlara kilitlenen otomatik tabanca oyun tarihinde en sevdiğim silahlardan biri. Böyle güzel bir fantezi aracı olamaz. Şu an aklıma gelen tek şikayetim bosslar bayağı dandik abi. Cooper ile bir boss savaşı zaten yok. Boss düşmanlar titanlar olarak BT için hazırlanmışlar fakat ne görkemli bir sunumları var ne de bir zorlukları. Final boss'u dahil buna. Hiçbir albenileri yok, dümdüz sıkı sıkı patlatıyoruz. Ama şu iki gerçekçi FPS arkadaşının hiç boss bulundurmamasına bakarsak öp de başına koy. Aslında baktığımızda online sistemine adapte olunabilmesi için yapılan kısacık bir hikaye kısmı anlattığı hikayeyle, oynanışıyla, görevleriyle öyle güzel bir paket çıkartmış ki ortaya çok başarılı. Zaten insanlar da buna şaşırdı. Online'ını da bu arada kesinlikle oynamak istiyordum. Fakat resmi serverlar maalesef uzun zamandır kapalı diyecektim ki ufak bir araştırma sonucu geçen yıl Titanfall 2 serverları tekrar açılmış ama şansıma sıçayım geri kapatmışlar. Onun yerine Titanfall 2'nin ruhani devamı olarak oyunun sonunda teaserını da gördüğümüz 2019'da çıkan Apex Legends'a bakabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam hala çok başarılı bir online rekabetçi shooter oyunu. Mekanikleri de büyük oranda bu oyunda benzer olması gerekiyor. Görsellik kısmı bütçe yönetimi yüzünden doğal olarak inanılmaz göz alıcı değil. Zaten elde avuçtaki para belli, onu da mantıklı bir şekilde oynanış ve sunuma aktarmışlar, iyi ki de öyle olmuş.
boşa giden PR çalışmaları ve unutulan tozlu online sisteme akan para dışında. Görsellik düşkünü birisiyseniz sizi abisi Battlefield 1'e yönlendirebilirim. Fakat oyunları grafik kalitesine göre seçen bir eşek değilseniz doğru adres burası. Bu arada gömdüğüme bakmayın, görsellik bence gayet yeterli ve yer yer sanatsal çalışmalarla desteklenen bayağı güzel sekanslar bile var. 8 yıllık bir oyun olmasına rağmen hiç yadırgamadım, hatta tam tersi dediğim gibi birkaç an hayran bile kaldım. Performans kısmında da oyun boyunca ne bir glitch gördüm ne de bir performans kaybı. Yağ gibi akıyor maşallah. Bunlarla birlikte müzik ve ses tasarımı ise çok büyük işler başarmasa da gayet yeterli ve tadında. Neyse ki bütün bu talihsizliklere rağmen Respawn hala ayakta ve EA'in altında çalışan ruhu emilmiş sayısız stüdyo içinde az da olsa ışık barındıran yegane stüdyolardan. Hatta geçen günlerde EA politika değişikliğine giderek ellerindeki markalara yöneleceklerini açıkladı. Belki de insanların yıllardır yalvardığı Titanfall 3 için bir umut ışığıdır bu. Sayısız sığırlığa kurban giden güzelim Titanfall 2'nin hikayesi böyle gelişti. Bilemeyiz, belki de oyunun şu an hatırı sayılır bir hayran kitlesinin bulunmasının yegane sebebi EA'in saçmalaması sonucu beklentilerin sıfırlanması sayesindedir. Belki alternatif evrenlerde Titanfall 2 daha mantıklı bir çıkış yapmıştır fakat insanların kafasında bu kadar yer edinememiştir. Bilemeyiz. Benim tek bildiğim bu ülkenin mülteci göç politikasında ciddi revizelerin yapılması gerektiği.